Bu sene yapılacak basketbol şenliği. Özgür Çocuklar Gençlik ve Spor Kulübü tarafından düzenlenen 4. Özgür Çocuklar Basketbol Şenliği, Antik Tiyatro'dan sonra Bodrum Kalesi Kuzey İndeğinde yapılacak. Bu yıl 4.'sü düzenlenen şenliğin spor sahalarının dışındaki bu yerlerde yapılmasının sebebi ise dikkat çekmek. Bu sene yapılacak basketbol şenliğimiz 25 Ağustos Cumartesi günü saat 8'de başlayacak. 4. Özgür Çocuklar Basketbol Şenliği bu yıl 25-30 Ağustos tarihleri arasında Bodrum Kalesi Kuzey Endeği'nde gerçekleştirilecek. Özgür Çocuklar Gençlik ve Spor Kulübü kurucusu Ragıp Sunar, spor ve eğlencenin birleştiği şenlikte babadan oğula herkesin spor yapacağını söyledi. Çocuk ve gençler dışında kendini genç hissedenler de bu şenlikte bizle beraber olacaklar. Çünkü kategorilerimiz minikler, küçükler, yıldızlar, gençler ve büyükler. Antik tiyatro ve kale gibi yerlerin dikkat çekmek amacıyla seçildiğini belirten Sunar, "Çocuklarımızı spora bu şekilde yönlendirmeye çalışıyoruz. Sporu bahane ederek onları aynı zamanda kötü alışkanlıklarından da uzaklaştırmış oluyoruz," dedi. Nokta var. Biz sporu bir şekilde çocuklarımıza yönlendirmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken de böyle enteresan mekanları seçiyoruz ki çocuklarımızın ilgisini uyandırabilelim diye. Çünkü konjonktür olarak dünyaya baktığınızda artık gençlerimiz maalesef bilgisayarların başından kalkmıyorlar. Obezite son derece arttı. Biz de çocuklarımızın ve gençlerimizin özellikle dikkatini çekmeye çalışıyoruz. Bu tür tarihsel mekanlarda, bu tür böyle enteresan yerlerde yaparak çocuklarımızı bir şekilde ve gençlerimizi spora davet ediyoruz. Bu yılki şenlik Bodrum Spor'da oynayan Cüneyt Tezgider'in anısına yapılacak. Ayrıca geçtiğimiz aylarda beklenmedik bir şekilde ani bir rahatsızlık sonucu bir abimizi kaybettik. O da eskiden basketbola burada gönül veren abilerimizden biri. Bodrum Spor'da oynamış Cüneyt Tezgider. Biz de yönetim kurulu olarak oturduk konuştuk. Bu şenliğimizi de ona ithaf etmek istiyoruz. Onun anısına diyeceğiz. Yani 4. Özgür Çocuklar Basketbol Şenliğimiz Cüneyt Tezgider abimizin anısına olacak. Öyle zannediyorum ki onun da ruhunu şad etmiş olacağız burada.